Selamlar herkese. Galler'in kuzeyinden güneyine doğru sürmeye devam ediyorum. Elimden geldiğince size gezdiğim yerlerin güzel taraflarını göstermeye çalışıyorum. Belki de Galler'de yaşayan Gallerli birisinin uğraşıp çekmediği şekilde ben uğraşıyorum, zamanımı harcıyorum. Bir şekilde buralar güzelse size de bunu göstermeye çalışıyorum. Ama işte sen ne yaparsan yap bir şekilde bela seni buluyor. Birkaç gün önce enteresan olaylar yaşadık. William'la beraber yaşadık. Bunu Avrupa'nın en uzun isme sahip köyünde yaşadık. Böyle saçma sapan olaylar oldu. Vizemize zarar gelmesin diye, başımıza bela olmasın diye karşılık da veremedik. Yani bir şey de yapamadık. Elimiz kolumuz bağlı. Böyle enteresan olaylar yaşandı. Geçti gitti işte arkadaşlar. Neyse. Şu an Snowdonia National Park bölgesi içerisindeyim. Burası Güney Snowdonia olarak geçiyor. Asıl bu insanların konuştuğu bölge biraz daha kuzeyde. Snowdon Dağı var orada. İşte Galler'in en yüksek dağı. Onun yüksekliği de 1100 metre miydi? Şu an internetim çekmiyor. O yüzden bakamıyorum. Aşağıya ben onu yazarım. Yani çok yüksek değil. Galler'in en yüksek dağı. İşte insanlar buraya geliyor. Yürüyüş yapıyor. Tırmanış yapıyor falan filan. Böyle bir bölge. Yani aslında hiçbir numarası yok. Ama ben gene de size orayı bir şekilde işte drone'la falan bir şekilde çekip güzel güzel göstermek istiyordum. Ama şöyle bir şey oldu. Bizim ifademiz falan filan çok uzun sürdü. Gece 1'de çıktık biz polis karakolundan. Polis karakoluna giderken de William bir tane arabanın bizi takip ettiğini söyledi. Plakasını falan aldı. Çünkü adam gerçekten biraz sıkıntılıydı yani. William dedi yani hani biz dedi kendimizi güvende hissetmiyoruz falan. Daha sonra polis arabası şehirden çıkana kadar eşlik etti bizim yanımızda. Gecenin birinde biz çıktık William'la. O meşhur Snowdonia bölgesinin tepesinde bir yerde karanlıkta, zifiri karanlıkta bir yer bulduk, bir boşluk bulduk. İşte ben çadırda uyudum, William arabada uyudu. Sabah William İskoçya'ya geri döndü, onun Isle of Skye'de turu vardı. Ben de yola devam ettim. Ama şimdi böyle olunca ne oldu? Ben bu Gallerli ya da İngiliz her neyse buralı bu adam yüzünden bu Galler'in asıl konuşulan, asıl bilinen, asıl popüler olan yerlerinden Snowdonia'yı size gösteremedim. Bu da onların ayıpı olsun. Ne diyeyim yani. Ama ben zaten daha önce bulunmuştum burada bir kere. Dediğim gibi çok da bir şey yok yani. Çok da bir şey kaybetmedik. Ki zaten biz gece o yolu gitmemiş olsaydık da benim biraz kafamı toparlamam gerekiyordu. Zaten daha sonra ben 2 gün kamp alanında kaldım bu arada. O olaydan sonra bir 2 gün kafa dinledim. Neyse arkadaşlar yani burada da böyle bir şey yaşayacakmışız. Daha fazla canımızı sıkmaya gerek yok. O yüzden yola devam. Ya arkadaşlar. Bakın. Elimden geldiğince pozitif kalmaya çalışıyorum. Canımı sıkmamaya çalışıyorum. Bir şekilde kendimi motive ediyorum. Az önce olan olaya bakın. Şurada tripodumu hazırlarken kamera tripodun üstünde sabitli sanıyordum. Kitlememişim. Tripodun üstünden hop yere düştü. Yani şurası yumuşacık. Gerçekten yumuşacık. Ses bile çıkmadı. Ama anlatamadım da ya. Az önce bir tane adam bu tarafa gitti. Sonra geri geldi. Benim yanımda park etti arabayı. Suratıma bile bakmadı. Geldi yanımda durdu. Yani şimdi buradan da saçma sapan bir şey yaşamak istemiyorum. Neyse kameram düştü. Çalışmıyor. Yani açılıyor gibi yapıyor, açılmıyor. Çok hassas şeyler olduğu için tabii her ne kadar yumuşak bir yere de düşmüş olsa içinde bir şeyleri oynadı. Şimdi ben de tabii ki bu işin uzmanı değilim. Yaşadığım diğer şeyler sıkıntı değil ama kamera gerçekten benim için çok önemli. Çünkü benim işim bu. Ne diyeyim ki ya? Thank you.
Evet, hava kararmaya başladı. Tam böyle kararmadan bir yerde bir çadır kuracağım. Yani son noktaya kadar gitmek istiyorum. Çünkü çok alakasız bir yerdeyim. Yani yerleşim yerlerinden çok uzaktayım. Neyse, neyse bakalım. Yani şu an mantıklı düşünemiyorum şu an. O yüzden sadece bugün gidebildiğim kadar gideceğim ki hani yarın kalktığımda yapmaya karar verdiğim bir şey olursa bisiklet sürmekle uğraşmayayım. Bakın arkadaşlar, dişim kırıldı. Şu an ağzımda bir tane diş yok, yarısı yok. Hafif de bir sıkıntı yaratıyor. Çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor şu an ama yaratacak yani. Ama bir şekilde yola devam ediyorum. Yani benim kameramın çalışmıyor oluşu daha büyük sıkıntı benim için. Çünkü yani benim işim bu. Ben fotoğrafçıyım. Yani insanlar şu elimde tuttuğum kamerayla bütün dünyayı gezip milyonlar izleniyor. Ama benim amacım bu değil. Yani elimdeki kamerayla ben size etrafı gösterip işte şurası şuymuş, burası buymuş der geçerim ama yani bu benim istediğim bir şey değil. Yani ben bu ülkeyi gezip fotoğraf çekemeyeceksem hiçbir anlamı yok benim için. Hatta durun size etrafı göstereyim. O yüzden şu an benim için ilk plan kameramı bir şekilde yaptırmak. Bir 40 dakikalık daha yolum var en yakın yerleşim yerine ulaşmak için. Yani tren istasyonu olan. İşte bu gece bir yerde çadır kuracağım. Bir sakin kafayla bir düşüneceğim. Şu an düşünemiyorum. Benim Canon Mark III kameram vardı, tamam mı, bu kameradan önce. Sadece ok tuşu, OK tuşu var ya, tamam tuşu. Onun altındaki silikonu patladı. Tuş basmıyor. Yani altındaki silikonda sıkıntı var. Ve bu AliExpress'ten 2-3 TL'ye alınabilen bir şey. Yani sadece bir silikon ya. Götürdüm Londra'da. Kamerayı kontrol ettiler. Bana ne kadar fiyat çektiler biliyor musunuz? 660 pound fiyat çektiler bana. Abi dedim, dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani tuş değişecek, yani tuş bile değil, tuşun altındaki silikon değişecek. Bana dedi işte yok dedi, bütün takımın değişmesi lazım da onlar birbiriyle bağlantılı. Ya abi bırak bu işleri ya. Ki öyle bile olsa, bakın, aldım kameramı. Zaten yakın zamanda Türkiye'ye gidecektim. Gittim İstanbul'a, Hayyam'a. 200 TL'ye değiştirdim ya. 200 TL. O zamanın parasına göre 20 pound'tu. Şu an 10 pound falan yapıyor işte yani. Hatta 8 pound falan yapıyor. 660 pound fiyat çektiler arkadaşlar bana. İnanılır gibi değil. O yüzden şu an yani tek canımı sıkan şey bu. Ve şöyle de bir durum var. Benim bu yıl Birleşik Krallık'tan dışarı çıkma sürem doldu. Yani bir ay daha ben buradan çıkamıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bakın tellerle çevrili yan taraf. O yüzden diğer tarafa geçemiyorum. Bu tarafta tren yolu olduğu için tellerle çevrili. Buraya da geçemiyorum. Ama buraya kurabilirim çadırımı. Buraya kuracağım. Çünkü biraz daha ilerlersem köy var karşıda. Evet. Yeniden günaydın. Sabah şuralardaydı, su yine çekilmeye başlamış. Toparlandım arkadaşlar. Gidiyorum bakalım şu yakındaki köye doğru bir gideceğim. Bakacağım en yakın tren müren ne zaman. Cardiff'e mi gideceğim, Swansea'ya mi gideceğim, hiçbir fikrim yok. Umarım hallederim. Yani şu an olay bu. Bakalım. Aynen, tren
istasyonu orada görünüyor. Ben 2 gündür buralarda zaman geçiriyorum. Gene aynı köyün yakınında bir yerdeyim. Bakın, dün şu patikanın devamında 200-300 metre ilerisinde bir yerde çadırda kalmıştım. Bugün biraz arka tarafa geldim. Çünkü burası biraz daha sakin. Dün gece de burada kaldım. Hemen şurada da tuvalet falan var. Dün tren istasyonuna gittim. Her zaman olduğu gibi tren çalışanları eylemde olduğu için trenler iptal çalışmıyor. Yani ülke genelinde, ada genelinde. Olay nedir, dertleri nedir bilmiyorum ama gerçekten yıllardır bu şekilde. Ne zaman trene binecek olsam kesin ya iptal oluyor, ya eylem oluyor, ya bir şey oluyor. Edinburgh'dan gelirken de aynı şey oldu. Edinburgh'a giderken de aynı şey oldu. Londra'dayken yaşadım benzer şeyi. Şimdi burada dağın başında saçma sapan bir yerde gene yaşıyorum. Ve ben İskoçya'yı gezerken de Malayık'ta sıkışıp kalmıştım bu şekilde. O zaman da fırtınadan dolayı trenler iptal olmuştu. Ben ne zaman trene binmek zorunda olsam kesin bir şeyler çıkıyor. Böyle sıkışıp kalıyorum bir yerde, beklemek zorunda kalıyorum. Dün öğlen 2 gibi falan geldim sanırım. Fenerbahçe'nin Avrupa maçını falan izledim. Oturdum YouTube'dan bir şeyler izledim. Yani 20 saattir falan buradayım arkadaşlar. 20 saattir buradayım. Trenler çalışsa da gitsem diye bekliyorum. İşte şimdi uyandım, toparlanacağım. Çıkacağım, gideceğim. Bir de yani arkadaşlar gerçekten bakın. Galler'e geldiğimden beri insanlıktan soğudum ya. Gerçekten insanlıktan soğudum. Suratıma bakıyorlar, selam veriyorum. Bana karşılığında selam vermiyorlar. Kaç kere aynı şeyi yaşadım. Bir yere giriyorum, iyi günler diyorum, kolay gelsin diyorum, çıkıyorum, cevap vermiyorlar. Yani sanki benim burada olmamam gerekiyormuş gibi insanlar benim suratıma bakıyor. Ya da insanların benle konuşma şekli o şekilde. Bir gariplik var. Gerçekten bakın, normalde bunu bir kere iki kere yaşayınca söylemem. Daha önce de söyledim. Hani oldu geçti falan filan. Ama karşılaştığın 100 tane insanın 90 tanesi sana böyle saçma sapan bakıyorsa, söylediğin şeylere cevap vermiyorsa ya da verdiğin selamı geri almıyorsa bir gariplik vardır yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya, canımızı sıkmayalım. Gelin ben size bir şey göstereyim en iyisi. Sonra da buradan çıkıp gidelim. Bakın, burada VIP. Evet, şu an Svense yakınlarında Rossili diye bir yerdeyiz. Galler'de yaşayan, Svense'de yaşayan Türk bir arkadaş Ahmet mesaj atmıştı buralara geldiğinde görüşelim diye. Ben de apar topar bu tarafa gelmem gerektiği için ona yazdım. Sağ olsun beni evine davet etti. Onlarla beraber işte çıktık, biraz geziyoruz. Neden apar topar Svense'ye geldim? Kameram bozulduğu için önceliğim şu an kameramı yaptırmak. Yani fotoğraf makinemi. Elimde video çekebileceğim bir kamera var biliyorum. Bununla da gezebilirim, bununla da bir şeyler çekebilirim ama yani amacım video çekmek, YouTube'a video yüklemek değil. İçime sinecek şeyler yapmak istiyorum ve fotoğraf makinem olmadan, fotoğraf çekmeden galleri gezip bitirmek istemiyorum. Peki ne oldu? Svense'de bir tane kamera tamiri yapan bir yere gittik. Bana dediği şey, kameramı Sony servisine göndereceklermiş 2-3 hafta sonra. Sebebini bana söyleyeceklermiş, fiyatını söyleyeceklermiş. Daha sonra da tamam dersem yaptıracaklarmış.
Ben dedim yani kendim Sony servisine gönderirim o zaman, yani hani aracı bir yerle göndermeme gerek yok. Cardiff'te bir yer vardı, güvenilir de bir yere benziyor. Orayı aradık. Onlar da kameranın sorununun ne olduğunu söylemesi 2-3 hafta sürer dedi. Yani 2-3 hafta sonra bana sorunu bu, fiyatı bu diyecekler. Daha sonra ben tamam dersem yaptıracaklar. Ki yani Türkiye'den kat 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 daha fazla fiyat vereceklerine eminim. Yani 2-3 gün içerisinde yapmayacaksalar benim burada yaptırmamın bir mantığı yok. Böyle arkadaşlar, kameramı yaptıramadım maalesef. O yüzden tur yarıda kaldı. İşlerimi hallettikten sonra devam edeceğim. Araya ne kadar süre girer bilmiyorum. Çünkü Türkiye'ye gidip kamerayı yaptırıp, dişimi falan yaptırıp bir de diğer işlerimi halledip tekrar geri döneceğim. Çok fazla bir süre gireceğini sanmıyorum ama gene her zamanki gibi sürekli her hafta video atamamış olacağım. O zaman serinin devamında bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.